Dün gece hareketli geçti. Gerildik, uykusuz kaldık. Hadi bakalım, güvenlik alarmımızı kuralım da huzur ve güven içinde güzel bir uyku çekelim. Evet, tamam. Yatıp uyuyabiliriz rahatça çünkü güvendeyiz. Hadi bakalım, herkese iyi geceler. Anneciğim, iyi geceler. Hadi bakalım. Korkmadan otur otur uyuyacağım. Sakın bir salaklık yapma aşkım. Tamam. Sadece uğurlu fotoğrafımızın sana ait olan yarısını arıyoruz. Onu alıp gideceğiz. Başka bir şeyi elleme. Peki hayatım. Evlendirme olmuş. Vallahi ben yapmadım ha. Bu ne ya? Ana! Gene hırsızlar. Ham bellediler be. Ulan bir elime geçirsem o hırsızları var ya. Analarına, avradlarına. Hay Allah. Ulan annemin annesinden kalan vazomu da kırmış bu çocukları. Ya anne sakin ol ne olur. Ben bunların analar ***'mez miyim ulan? Oo. Bir dakika, bir dakika. Ya niye telaş ediyorsunuz ki? Unuttunuz mu? Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ tarafından korunuyoruz biz be. Vazomu kırmış evlatları. Üzülme Dürdane Hanım. Sigortalı değil miyiz biz? Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ öder paranı. Ha, doğru lan. İşte arıyorlar. Alo. Evet benim. Evet alarm çaldı. Sanırım hırsız ya da hırsızlar tarafınızdan korunan evimize girmeye teşebbüs ettiler. Evet. Evet polise haber verin. 5 dakika içinde. Ay çok teşekkür ederim. 5 dakikaya kadar polis, Hamidonet Güvenlik Sistemleri AŞ görevlileri ve sigorta memurları burada olacaklar. Ya uygarlık ne kadar güzel bir şey yarabbim ya. Vay anasını be. Aferin çocuklara. Aa, kimse gelmedi baba. Kes sesini. Baba. Canımı sıkmayın da susun. Geldiler ya. Aa, bu dede de kim böyle? Aa, gitmiş. Ulan bu benden de yaşlı. Allah Allah. Soygun mahalle burası demek. Memur bey yanlış anlamayın ama şimdi parmak izi uzmanları... Olay yeri inceleme, dedektifler ve biyolojik delil teknisyenleri nerede? Ha? Onlar neredeler? Ha? Yok bir şey. Bir şey dediniz sandım da neyse ben işime başlayayım. Parmak izi yok. Saç yok. Tırnak yok. Ayak izi yok. İşin mühim tarafı hırsızlık da yok. Çünkü götürülen eşya da yok. Her şeyi bırakıp gitmişler. Ama memur bey ben gördüm. 2 kişiydiler. Hırsızdılar. Hırsız olup olmadıklarına siz karar veremezsiniz. Buna kanunlar karar verir. Neyiniz çalındı? Hiçbir şey çünkü kaçıp gittiler eşya götüremediler. Bu yetmez. En fazla hırsızlığa teşebbüs ve meskun mahalle izinsiz girmek suçu bahis mevzu olabilir. Fakat bunun içinde delil yok. Bak. Burada bir fotoğraf var. Yarısı yırtık. Evet bu Tanju Bey. Tanıdım. Ünlü ve zengin biridir kendi. Sizin aileden mi? Hayır değilim. Evimize bu herif girmiş işte. Hırsız bu. Bunlar her zaman çift gezer.
Mutlaka Tijen de yanındaydı. Tamam işte, tamam. Yakalayın onları, tutuklayın, hapse atın ve idam edin. İmkansız. Niye ya, tanınır işte. Delil yok. Allah'ım yarabbim, deli olacağım. Peki bu fotoğraf ne? Sadece fotoğraf, delil değil. Ya, niye? Evinizde gördüğünüz kişilerden biri bu fotoğraftaki kişi miydi? Yüzlerini göremedim ki. Ma, şahit yok. Ma, ya Allah'ım bilirsen vallahi. Ma, saçma, saçma, saçma. Bam! Ben şikayetçiyim. Bir kez daha hırsızlıkla suçlanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Bu iftiraların bir sonu gelmeli artık. Ben de sevgili eşim mazbut insanlarız. Bundan önceki 485 suçlama nasıl asılsız çıktıysa bu da öyle olacak. Adalete güvenimiz sonsuz. İşte size delil. Ayağım beyan ortada. İki kişiler. Bak. Kesin bunlar. Valla bunlar. Sorabilir miyim? Bu iki kişi kim? Yoksa ben ve sevgili eşim mi? Ben söyleyeyim. Hayır. Bu kişilerin kimler oldukları belli değil. Bakın yüzleri görünmüyor. Bu durumda ben ve sevgili eşim neden burada bulunuyoruz memur bey? Bu bir sizden şikayetçi. Bakın beyefendi. Ben ve biricik eşim mazbut insanlarız. Zenginiz diye her iftirayı sineye çekecek değiliz tabii. Eğer şikayetinizde ısrarcıysanız ben de size iftira davası açarım. Mahkum olacağınız kesindir. Bana inanın. Ardından hatırı sayılır bir miktar para talep edeceğim, bir tazminat davası bekleyecek sizi. Ne diyorsunuz?